şimdi bir tuhaf düşeceğim. Evet, bir yana girelim buna. Çalışken motoru değil mi? Tabii geri motorlarına benziyor. Aynı şartta yani. Ha burcu mu? Geldikse. Bu yeri geldi. Bu pazartesi günü şeye giriyor. Devreye giriyor. Tesisatı yaptı. Pazartesi mi devreye giriyor? Pazartesi serbest gelip devreye almasını yani gidiyor. Pazartesinden sonra yani son kontroller yapacaklar. Yani. Tabii. İnşallah. Daha önce böyle bir şey var mıydı? Yok. Normal. Devlete ben size yardımcı olurum. Allah razı olsun. Yani. Hiçbir şey de Allah olmadı. Allah senden razı olsun. Şu anda Eyüpiye'deyiz. İlçe başkanım burada, belediye başkan vekilim burada, muhtarlarımızla beraberiz. Katatürk deposunun son durumunu incelemek için geldik. Koku halktan da öğrendiğimiz, muhtarlardan da öğrendiğimiz şu, %80 oranda koku bitmiş, %20 oranda bir koku olduğu ifade ediliyor. Bu %20'nin de ortadan kalkması için çabalarımız devam ediyor. Şimdi şurada gördüğünüz motorumuz yeni. Pazartesi inşallah devreye alınacak bu. Şu anda 4 tane motorumuz çalışıyor. Yeniden 4 tane motorumuz daha, 5 motorumuz daha gelecek buraya. Böylelikle altyapıdaki sıkıntıları da temizlemeyi de tam yaptığımız zaman burada koku tamamen bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi yeni motorlarımız devreye alınmış. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı ise pazartesi için bir tanesi de hazırlanıyor. Ve yolda da 5 tane motorumuz daha gelecek. Allah'ın izniyle Eyüpiye'den kokuyu aldık, bitirdik. Çok şükür, hamdolsun Allah'a. Bu benim için yapılması gereken en önemli bir işti. Eyüpiye'de kokudan bahsedildiği zaman şunu diyordum. Hadi bakalım gidelim, bir gece orada kalabiliyor musunuz diyordum. Vatandaşlarımız burada çok sıkıntı çekti. Ama geldiğimizden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konu burası oldu. Çünkü burada insanların yaşamları çok kötüleşmişti. Eyüpiye halkına ben buradan teşekkür ediyorum. Uzun süre sıkıntı çektiler. Ama nihayet olumlu bir noktaya geldik. Bundan daha iyi bir noktaya da geleceğiz.